Cümletten selamun aleyküm. Yeni bir video, hepiniz hoş geldiniz. Reislerim, nasılsınız? Ne var ne yok? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır. Arkadaşlar bugün yine kralın yanına geldim. Bugün yine efsanenin yanına geldim. Milattan önce 500'lü yıllarda adamlığın kitabı yazıldığında Mevlüt abimin ismi ilk ondadır. Bundan emin olun. Şaka bir yana Mevlüt abim, Allah razı olsun. Güzel insan. Bana sürpriz yaptı. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Mevlüt abi bazı şeyleri, yani bazı yerlere gelmesinden nasıl diyeyim size? Bazı yerlere gelmesine sebep bazı arabalar var. Yani bazı arabalar sayesinde bu yerlere geldiğini söylüyor Mevlüt abim. Şimdi Mevlüt abinin hayatında iki efsane araç. Yani iki efsane araç ve bu iki efsane araç da onun hayatında çok güzel, önemli yerleri olan iki araçtan size bahsedeceğim. Bir tanesini hatırlarsanız Mevlüt abiyle muhabbet videosunda, o videonun içinde Honda Civic var. Mevlüt abinin ilk böyle kendi aldığı, arabayla uğraştığı, her ay bir şeyler alıp arabasına taktığı, arabayı krallar hale getirip, mükemmel bir hale getirip, arabayı yaptığı bir arabası vardı. Honda Civic, onu biliyorsunuz, onun hatta resimleri, videosu olması lazım. Ondan sonra reislerime söyleyeyim. İkinci arabası da, yani şöyle söyleyeyim, zaten birazdan Mevlüt abiyle konuşacağım. Mevlüt abi Honda Civic yaptıktan sonra, yani o arabayla böyle etkinliklere falan katıldıktan sonra Mevlüt abi artık hani ismini duyurmaya falan başladı. Öyle de olunca hali hazırda sponsorluklar, işte görüşmeler falan filan derken Mevlüt abi güzel yerlere geldikten sonra o da inanamadı. Arabasını, Honda Civic'i Nissan Skyline R32 olması lazım. Şimdi size arabayı göstereceğim. R32 olması lazım. Honda Civic R32 ile kafa kafaya takas etti. Mevlüt abi diyor ki ben o arabayı aldığımda, yani Skyline'ı, gözlerime inanamamıştım. Çünkü diyor benim için bir hayal gibiydi. Çünkü gerçekten Skyline R32 efsane bir araç. Onu da aynı stok halinde almıştı. Yanlış olmasın, stok olarak biliyorum ama yine Mevlüt abiyle konuştuğumda sorarım. Mevlüt abi yine o arabayla yine güzel şeyler yaptı. Drift'i Skyline'da öğrendiğini söyledi. Skyline'da drift yaparak drift'i öğrendiğim söyledi kendisi. Ondan sonra reislerime söyleyeyim, Skyline'la da güzel şeyler yaptıktan sonra, güzel bir başarı edikten sonra, başarı aynen elde ettikten sonra Mevlüt abi Skyline'ı artık mecbur satıyor. Bu garajın tanıtımını yapmıştım yine videolarda hatırlarsanız. Bu garajı açmak için bir sermaye lazım. Bir sermaye olması için mecbur Skyline'ı satmak zorunda kalıyor. İşte şans ya, Skyline'ı sattı. Allah'a şükürler olsun, garajını açtı. Güzel bir ortamı da var. İsmi de var. Her şey yolunda. Çok güzel etkinliklere gidiyor. Drift'te güzel dereceleri falan var. O bu şu derken ondan sonra Mevlüt abi arabayı sattığı insan arabasını Mevlüt abiye bir tamir için mi ne getiriyor. Mevlüt abi de zaten araba gelir. Gençler, özür diliyorum. Ozmo'nun azizliğine uğradım. Ozmo'da yine sıkıntılar çıktı. Neyse, velhasıl Kerem. Mevlüt abi arabayı sattığı kişi Mevlüt abiye arabayı geri getirmiş. Yani geri getirmiş derken arabanın ufak tefek biraz işleri var. Tamir işleri için Mevlüt abi arabayı geri getirmiş. Mevlüt abi de hazır Skyline'ın işleri varken bir haftada araba onda kalacak. Hem bu efsaneye gel dedi, gel çek. Hem dedi sana sürprizim olsun. Hem Skyline'ı seviyorsun. Hani gel bir ufak tefek bir şeyler çekelim. Ondan sonra ben de kendi görüşlerimi, kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Şimdi Skyline burada zaten. Şimdi Mevlüt abi Silvia'yı da çıkartıyor. İkisini dedi yan yana koyalım. Öyle güzel bir video çekelim dedi. Şimdi Silvia'yı çıkartacak. Ondan sonra hem size hem Skyline'ı hem de iki kralı böyle yan yana güzel bir şekilde videosunu çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra Mevlüt abiye birkaç soru soracağız. Soru dedim işte muhabbet, sohbet. Yani bu araba Mevlüt abide hani ne gibi anıları var? O anıları işte konuşacağız, paylaşacağız. Bu arada hava da çok sıcak. Böyle terimi falan sürüyorum. Özür diliyorum, hakkınızı helal edin. Gerçekten hava bugün 30-32 derece olması lazım. Neyse, velhasıl Kerem şimdi Silvia'ya da çıkıyor. Ondan sonra Kırmızı Şeytan da burada. Kırmızı Şeytan da güzel bir videosunu çekeceğim. Siz değerli dostlarımla paylaşacağım. Mevlüt abi Silvia'yı çıkarsın. Ondan sonra muhabbete başlayalım. Hadi bakalım. Thank you.
çektik. Şimdi Mevlüt abi gelecek birazdan. Şimdi arabanın galiba iki motoru da aynı. Mevlüt abi söyledi. Sadece bunun yani Skyline'ın turbosu küçükmüş, öyle bir şey söyledi. Tabi biz pek fazla Japon'un motorlarından çakmadığımız için kesin bilgi veremiyorum ama birazdan arabayı şu babayla şimdi güzel bir drift yapacak birazdan. Ama muhabbet ve sohbetten sonra. Şimdi bu araba diğer videolarda da hatırlıyorsunuz. Bu Mevlüt abi kendi yaptı. Skyline'ın motorunu taktı. Ondan sonra arkadaşlarıma söyleyeyim, işte bununla Nürburgring pistlerinde olan drift turnuvalarına katılıyor. Güzel de zaten şeyler de var, Mevlüt abinin kupaları falan da var. Adam bu işe gönül vermiş. İnşallah güzel yerlere de gelir. İnşallah insan, yani bizim sayemizde inşallah biz de desteklersek, hani bu işe, bu drifte gönül veren insanlarımızı desteklersek, inanıyorum ki yani bu tarz insanlar yani güzel yerlere gelirler diye düşünüyorum. Mevlüt abiyi Almanlar çok tanır. Yani çünkü Nürburgring pistinde bayağı bir drift şeyi falan var. Yani çok gitmiş. Ondan sonra bir de inşallah zaten bu hafta sonu hep gideceğim diyorum ama bir türlü gidemiyorum. Bir türlü nasip olmuyor. Yine Renkli House'unda güzel bir etkinlik var. Oraya gidebilirsem, inşallah kaçabilirsem oraya, sizler için güzel ufak tefek biraz videolar çeker. Sizlerle paylaşırım. Şimdi Mevlüt abi bekliyorum. Bizim reis orada. M5 yatıyor. Garajda bir iki araba var. Zaten Mevlüt abi bir tane Skyline yine topluyor. Onu da zaten toplayıp satacak. Şimdi Mevlüt abi gelsin. Bu güzel kırmızıyı, bu güzel babayı, bu güzel delikanlıyı anlatsın. Ben aşığım abi ya. Ya yemin ediyorum Skyline'ın bütün serileri kral. Bütün serileri kral. Buradan Feridun kardeşime özel bir selamım olsun. Feridun başkanın. Skyline R34'ü zaten efsane. Araba yani çok kral, çok kral, çok kral bir araba. Feridun Başkan'ın arabasının da videosu benim kanalda var. Müsait olursanız inşallah izlerseniz sevinirim. Gerçekten Japon'un yeri bambaşka. Bu arada GTR değil, onu size baştan belirteyim. Bu normal Skyline. GTT modeli olması lazım, yanlış olmasın. Şimdi Mevlüt abim gelsin. Ondan sonra muhabbete başlayalım. Gençler, şimdi Mevlüt abinin yanına gidelim. Mevlüt abi bitti mi işin? Geliyorum. Beyler şimdi Mevlüt abim geliyor. Honda Civic'te burada, resimleri diğer videolardan biliyorsunuz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bayramınız mübarek abi, olsun. Allah cümleten olsun herkese. Aynen abi, çok teşekkür ediyorum. Aynen bugün bir de hatta bayramın birinci günü. Evet. Ben hatta bugün için özel bir kısa video çektim, 2 dakikalık. Arkadaşların bayramını kutlamak için. Herkesi görmüyoruz, etmiyoruz. Bayramı hani video sayesinde, YouTube sayesinde kutlamış olalım. Abi ben söyleyeceğimi söyledim. Kralın artık ne anlatmak istersin, neler söylemek istersin. Yani arabanın sendeki yeri bambaşka, onu biliyorum. Yani bakınca bile yani o gözlerindeki o kalpçikleri böyle görüyorum. Gerçekten abi kral bir araba ya. Yani yemin ediyorum. Sana ne diyeyim, hatırlıyor yani musun? İlk çekim yaptığında bu araba üzerine konuşmuştuk. Ben şöyle geleyim daha. Güneş geliyor arkadan. Aynen. Bu arabayı takas yaptığımızı söylemiştik videoda. Nasip kısmet işte. Arkadaş dedi biraz sorunu varmış arabada. Dedim ben yaparım, ederim. Hani ben sattığım insanları da yani yalnız da bırakmıyorum, biliyor musun? Hani eyvallah. Sonunda tanıdığı insan tanıyor yani. Belli aynen bir zaman sonra o kişiyi tanıyor, yardımcı olmak istiyor. Sağ olsun o da arabayı bıraktı şimdi bana. İşte birkaç işlemleri var arabanın yapılacak. Ondan sonra ağır işlerdeydi değil mi? Haber ufak tefek. Yok ufak tefek ya. Arabada bir sorun yok. Araba en son dyno'da 510 PS yapmış. 510 yani bendeyken 470-480 beygiri vardı arabanın. İşte kazalı vermiştim. Benim bir tarafı çarpıktı bu arabanın. Bu sağ tarafı. Ondan bu yana jantlar değişmiş. Ön tampon değişmiş. Güzel yapmış ama. Ama motorunda falan yani helal olsun. Adam gözü gibi bakmış. Hatta bak burada reklamı bile duruyor da. Aynen benim arabada da var. M-Works. Aynen. Etiket burada kapıda falan sökmüş etmiş ama. Daha eski kalıntıları var yani. Ama abi güzel bakmış ya, Allah var. Vallahi seni Allah inandırsın. Buraya geldiğinde ben sesi içeriden duyduğumda var ya sanki böyle ne bileyim acayip bir sevindim. Bir tuhaf oldum yani ya. Dedim abi Honda'dan sonra Skyline. Ya sonuçta sırf ondan değil yani. Ben benim Civic'i mesela bundan takas yaptım ama ben bundan ilk defa Nürburgring'e gittim. Orada ilk defa söyleyebilirim yanlama yaptım. Drift yaptım. Ya da drift düşündüğümüzü ya, yani yaptık orada. Ondan sonra ilk kurslara başladım. Bu arabayla başladım ben. Ondan bu yana işte Allah'a çok şükür bu arabayı verdik.
güzel bir dükkanım oldu. Güzel Allah bir drift arabam oldu. Yani yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum açıkçası. Abi sen bu arabayla mesela gidiyorsun ya Nürburgring'e. Orada bir de okulu var değil mi drift için? Ya sırf Nürburgring'de yok. Almanya'da genelde 2 yani veya 3 tane okulu var. Hı. Orada mesela günlük 199 euroya mesela bütün gün sürebiliyorsun kendi arabanla. O kendi araban yoksa bile kiralayıp sürebiliyorsun ama o biraz daha tuzlu yani. 500-600 euro tutuyor yani. Vay vay vay. Ama orada fark etmiyor yani kaç PS'in var çünkü yaş yapıyorlar, yeri yaş yapıyorlar. Öğrenmek için. Ona göre öğrenmek için yani. Bunlar dediğim gibi ilk antrenman yaptığımda yaştı. Hı. O zaman da biraz. İşte böyle. Vay be valla maşallah ya. Nereden nereye? Peki bitti mi abi işleri yoksa? Valla bunun parçasını bekliyorum ben şimdi. Hı. O parçasını aldıktan sonra. Burada mı yoksa dışarıdan mı gelecek? Yok İngiltere'den geldi. İngiltere'de değil mi? Yani, İngiltere'de çok zaten bu kasalar. Ya İngiltere'de şimdi parçaları da çok olduğu için hani orada daha fazla kullanılıyor. Aynen şey sağdan direksiyon diye değil mi? Skyline. Çoğunlukla zaten ilk birinci Japonya'dan İngiltere'ye geliyor. Çoğu öyle yapmış. Ya parçası geldikten sonra herhalde Cuma günü teslim edeceğim geri yani. Cuma, cumartesi günü. Zaten cumartesi günü söylemişken ayın 8'inde, bilmiyorum şimdi aynen ne zaman video dedim, şey yapacağım çıkaracağım ama ayın 8'inde Recklinghausen'de ADAC Übungsplatz'da drift show'umuz var. Buyurun gelin, beklerim herkesi. Abi inşallah hep söz veriyorum. Sabah, özür dilerim hakkını helal. Gelemiyorum bir türlü var ya. Estağfurullah. Çoluk çocuk oldu i̇şte var ya. İşte sabah 9'dan akşam 5.30'a kadar orada biraz drift show yapacağız. Bir de yakın da ha. Ne? Uzak değil. Recklinghausen otoban kenarında. Direkt. Aynen. Vallahi gelmek isteyen bütün dostlarımızı bekleriz. Yani beklerim, Almanya'dan çok takipçi var. Abi vallahi bu işe gönül vermişsin. Helal olsun. Ama arabayı böyle görünce yine bir içinde hatıralar depreşiyor değil mi? Tabii ki canım. Tabii ki. Tabii ki. İsterdim hani bir de normal günlük hayatta öyle bir araba sürmek tekrar isterdim tabii ki. Ama nasıl bunu mesela kısmet ya? Normal alsan gündelik de sürersin değil mi? Hani tabii fazla canım. Oynamazsan motoru. Tabii. Zaten ben bunu ilk teslim ettiği günde hani ister istemez küçük siparişler olsun ne bileyim küçük bir işim oldu mesela arabayla bir hani sürdüm açık konuşayım. Hani başka bir sorunu var mı şey var mı diye. Araba hala öncekisi gibi yani. Hiç, maşallah bir sıkıntısı maşallah, yok. Maşallah bir sıkıntısı yok. Küçük şeyler var. Onlar da yapılır yani. Mehmet abi ben bunu şeye de söylemiştim. Feridun var ya. O da Skyline 34 var. Şimdi bu direksiyonlar sağdan ya. Hı. Allah'ına sürdüğü hiç acemilik çekmiyor musun ya? Bunu sordum sana daha önce hiç hatırlamıyorum. Sordun da sordun da. Abi inan ben başım dönüyor ya. İlk 1-2 hafta zorluk çekiyorsun. Hani değişik başka bir şey yok. Sadece signal lambası sağ tarafta. Aynen ya. Silecekler sol tarafta. Öyle bir değişikliği var. Sadece bir o değişikliği var. İşte ilk zamanda çevreye dikkat etmiyorsun. Ha arabayla ben ortada mı gidiyorum, çok sağda mı gidiyorum? Hani ona dikkat ediyorsun. Aynen. İlk hafta sonra şey oluyor yani. Öyle de böyle de öğreniyorsun diyor. Öğreniyor. Bisiklet sürme gibi yani. Bisiklet sürebiliyorsan onu da sürersin yani. Vallahi Feridun Reis'e selam olsun. Feridun var ya bir sürüyor abi. Selamlar. Maşallah. Feridun bir sürüyor. Abi şunun içini de çekeyim. Ben içini göstermedim o reislere. Bu manuel değil mi abi? Bir de bunların otomatiği var. Otomatiği var da benlik değil. Otomatik güzel değil değil mi? Ya benlik değil ya. Vay. Tabi araba Japon arabası olduğu için bir de export değil mi abi? 180 ibre var. Normalde 180 evet. Aynen. Bu şimdi Dyna'ya falan girdiği için komple açmışlar yani. Yo zaten limiti çıkarmışlar. Aynen Japonlarda öyle bir şey var galiba büyük firmalar mı ne anlaşmış 180'e geçmesin. Yok mesela. Japonya'da genelde Japonya'da 180 öyle. Aynen. Evet. Ama diğer türlü zaten uçuyor. Abi valla maşallah yine içim içi temiz ya. İçi orijinal. Fazla bir şey değişmemiş. Direksiyondan hariç. Zaten bunlar o işler hep böyle. Kolundan hariç. Fazla fonksiyonu ama ne varsa motorda var. Ya zaten adam radyo bile koymamış baksana. Allah helal olsun. Yemin ediyorum var ya. İstersen bir de motor kısmını göstereyim. Aynen abi. Motor turbo burbo dedin de ben söyledim ama inşallah yanlış eksik söylememişimdir. Skyline ismini de göstereyim. Vay vay vay. Exodu da göstereyim. Kamikoto Racing. Vay be. Belli Japonya'da yapılmış Exodus. Aynen şimdi iki kralın motorunu gösterelim. Ben bunun bir sopasını aldık geleyim. Tamam abi. Berut abi sopayı getirsin. Arabanın tamponları falan takılacak da o kadar iç var ki içeride. Bir türlü tamponları takmak da nasip olmadı. Tamponları taksa bu araba zaten araba gibi olur da. Tamponları bekliyoruz ama abi Skyline jantlar efsane ya reisler. Bakar mısınız? Vay maşallah. Şu kalipere falan bak. Yemin ediyorum alacağım böyle gündelik süreceksin ya.
Yani arabanın abi bir görünüşü var ya. Vallahi billahi bir görünüşü var. Abi Japon böyle. Oyuncak gibi alıyorsun motorunu, istediğini yapıyorsun. Araba stok olması lazım. Ama bu haliyle bile güzel. Maşallah. Bu da Mevlüt abinin evladı var ya. Bir asil, bir asil var ya. Mevlüt abi nereye? Tyson oraya. Tyson! Adamın dibi. Oyun istiyor galiba değil mi Mevlüt abi? O herkesin oyuna başlıyor. İşte abi, efsanenin motoru ya. Maşallah. Bildiğin tankın motoru var ya. Reisler Turgo'ya bakar mısınız ya? Bir ses çıkartıyor var ya. Tabi bu drift arabası olduğu için aynen bir tane içim için normal, yani normal drift arabası, gündelik araba olmadığı için sadece karoser. Motorlar ikisi aynı değil mi abi? Motorların ikisi aynı. 2.5 litre. Turboları da hemen hemen aynı. Aynı, benziyor sanki aynı. Birisi işte Drifta'nın HX40 diyor. Bu da HX35. Bu tabii ki biraz düşük devirde şey yapıyor, turbo hareket ediyor. Hareket ediyor. O yönden biraz daha zevkli oluyor yani bu şeyle. Bu turboyla. Yani onda yüksek devirde turbo devreye giriyor. Bunda düşük devirde giriyor. Aynen. Daha güzel oluyor diyorsun. Şöyle söyleyeyim bak, bu şimdi 1.4 barla 510 beygir yapıyor. Benimkisinden 1 barla 584 PS yapıyor. Bunda motorun iç kısmı iki motorun da aynı. R34'ün Neon'un pistonları var. Ondan sonra rotları var. İkisinde de aynı. Bunda sadece değişik olanı üst kısımdaki tunç bulleri değişik. Bununkisi LS, onunkisi Audi'den NGK. Ama motor zaten onu siz toplamıştınız değil mi abi? Buyur. Motoru siz toplamıştınız değil motoru mi? Motoru ben 2 haftada işte toparladım. Maşallah ya. Arabanın kendisini 2 ay gibi bir sürede toparladım. Var ya, tam profesyonel drift aracı ya. Maşallah. Yok canım, daha güzeli oluyor da. Biz bu işi bilmediğimiz için bana çok güzel. Maliyetten biraz kaybediyoruz. Değil mi? Para oldu, her şey olur da zaten de. Ya bizim kendi çapımda yapabildiklerimi yaptım yani. Daha kış geldi mi işte birkaç değiştirmek istediğim birkaç şey daha var. İşte en son New Booking'de 32 kişiden ikinci sırayı aldım. Süper abi. Ama kaza da yaptım o sıra. Yani arabanın sağ kısmı biraz haşat oldu. Ama bu bizim Silvia'nın he? Buyur. Bu Silvia'nın. Ya şu sağ tarafı. Allah. İşte oyun kuyulası şey oldu, darbe yedi. Sonra şu iskeleti mi diyorsun? İskeleti şey yaptı. Allah'tan yani su radyatöründen ne de hava radyatöründen bir sıkıntı yoktu yani. Biraz yamulmuş etmiş ama su falan hiçbir şey kaybetmedi yani. Ama yine de maşallah. O günü akşam hazır ettik. Gece 2'ye kadar mı ne biz şey yaptık, tamir ettik orada. O video çekmeye geldiğim zaman değil mi? Yo aslo pardon. Yok, New Booking'de. New Booking'de. Ama çok şükür şimdi işte tamponları işte biraz çeki düzen vereyim dedim. Hani hafta sonu driftçoğumuz var ya. O yüzden hani böyle dağınık gitmeyelim dedim. Abi birazdan güzel bir şey yaparız. Vallahi. Ama yok, yapmayız. Komşular bir bakalım oraya. Belki bir iki şey yaparız. Reisler bazen burada hatırlarsanız video çektiğimde drift falan yapmıştık da bazen bu karşı apartmandakiler şikayet ediyor. Eğer camlar kapalı olursa ufak bir şov yaparız. Ama açıksa sıkıntı. Her an polis sayı gelebilir. Ya polisin değil de işte maksat çevreye bir şey yapmayalım. Aynen abi, burada bir namın var, boşver. Laf gelmesin. O yüzden. Abi inşallah cumartesi günü geliriz, güzel bir şeyler çekeriz. İnşallah beklerim. Ben Action Cam'le zaten birkaç şey çekeceğim. Olmazsa dediğim gibi o videoları sana ulaştırırım ben. Bunda fazla diyecek bir şey yok yani. O en son yaptığın çekimden sonra zaten bir şey doğru dürüst değiştirmedim etmedim yani hiç kısımda. Aynen, her şey eskisi gibi duruyor. Her şey eskisi gibi. Abi gelin de bari ben de bineyim senin sol tarafaya. Buyur gel canım. Vallahi billahi. Bir iki video çekelim içeriden. Ama tabii böyle, rahat durabilirsek. Çünkü sağa sola savruluyuz. İkisini de yan yana gördün mü yani? Hangisini alacağım ben bile şaşırıyorum. Abi Kur'an çarpsın, bunun stok hali yani şimdi orijinal olsa bu çok baba, çok kral bir yani kasa, ama şunun abi yeri bambaşka ya.
Abi değişik ya. Abi süper ya. Yani R32'den tut 33, 34 zaten bambaşka bir şey. Abi hepsi bambaşka bir şey. Yani ömürlük arabalar baktım ya. Çekeceksin garajı abi, hobi olarak uğraşacaksın. Ya yemin orası, ediyorum bak. Orası öyle. Tabii biraz imkanın olacak. Tabii canım, o imkan olmadan zaten... Senin en güzel lafın sabredeceksin abi. Sabır, aynen. Sabredeceksin, yapabildiğini sabır. Yapacağız. Aynen. Vay be. Abi son olarak Skyline falan bir şeyler diyorduk. He. Şimdi bu halini gördünüz. Bu R33. Bu R33 mü abi? Bu 33. Vay gençler, özür diliyorum, ben R32 dedim. Çok özür diliyorum, hep karıştırıyorum onu. 32 daha şey, daha bir... Asıl daha değişik duruyor. Farları, aynen. Farları benziyor birbirine ama... Vallahi ben yanlış söyledim. Hakkınızı helal edin. Bu işte R33. Gençler mekana giriyoruz. Hatırlarsanız bir tane daha R33 vardı, mavi olanı. Aynen, onu ben ilk videoda göstermiştim. Aynen. Onu da işte yavaş yavaş toparlamaya bakıyorum. Şimdi bu halinden korkmayın. Benim drift aracın nasıl göründüğünüzü kendiniz gördünüz. Aynen öyle. Bunu da şimdi en yakın zamanda toparlayacağım. Hatta jantları da bak, orada arkada duruyor. Aha. 18 sol work jantları var orada. Onlar gelecek üstüne. Ha, şu arkadakiler değil mi? Şu lastikli olan. Şu, ha, şu en, siyah. En sol tarafta. En siyah olan böyle. Evet, siyah. Etrafı poliet. Ha, o bunların üzerine gelecek. Aha. Ondan sonra komple body kit aldım ben. Allah'ını seviyorsan. Ya, of. Komple body kit aldım. Aha. Ondan sonra motorumuzu işte kayışını, ondan sonra yapılacak şeylerini takacağım, edeceğim. Aha. Ondan sonra bunu bu halinden tekrar ona monte. Monte edeceğim. Tüfünü alacağım. Artık düşüncede ya folye yapacağım. Ya da ama boya atacağım. Daha onda kararsızım. Yani şimdi dışarıda kırmızı arabaları görünce asıl kırmızı folye çekeyim diye düşünüyorum ama. Folyo mu daha masraflı, boya mı daha masraflı? Masrafında hemen hemen ikisi aynı. Folye biraz daha maliyetten biraz daha pahalı. Ama işçiliği de biraz ona göre fazla yani. Ama boya. Sonucu daha güzel. Aynı boya şeklinde gibi böyle istediğin folyeyi üzerine çekiyorsun. Abi i̇şte folyeyi düşünüyorum. Kırmızı mı yapayım yoksa güzel bir mavi mi yapayım? Hani o Feridun'un mesela mavisi var ya. Abi R34 zaten mavi olmazsa o araba yakışıklı durmaz. Mavi onun ama çok güzel rengi. Arabanın önceki folye zaten folyeliydi bu araba. Aynen. Maviydi zaten. Hani bir değişiklik olsun diye diyorum başka bir renk yapayım. Ondan sonra tüfünü alayım. Sonra satışa sunacağım bunu. Sana valla yürekten söyleyeyim. Kur'an çaldı. Bak kırmızıyı da gördük ya kendi gözlerimizle. Buna sanki mavi daha çok güzel gider gibime geliyor. Tabi karar senin abi, kalbinden nasıl geçiyorsa kırmızı da güzel duruyor. Ya. Ama Feridun R34'e bir cila vuruyor abi. Abi mavi ya de kendini onun gösteriyor. Duruşu başka ya. Abi, o R34 GTR'in biraz duruşu başka. Valla Feridun reisi baya bir anlık. Yani güzel şeyler bekliyor Allah'ın izniyle bize abi. Olursun, Allah izin verirse işte. Alıcı bulursa. Aynen, arabayı satacaktın değil mi abi? Aynen, arabayı satmayı düşünüyorum. Hazır şekilde yani tüfle beraber. Tüfünü alacağım yani, yardımcı olacağım. Sonrakında tabii ki bir sorun falan bir şey olacak olursa her zaman sorabilirsiniz. Ne bileyim, numaramı alabilirsiniz. Aynen, numara da arkadan zaten gözüküyor. Yani her zaman bir yardım etmeye çalışıyorum ya. Yani Mevlüt abi, Allah razı olsun abi, eyvallah. Şimdi bu araba yapılacak, 10 numara bir hale getirdikten sonra satılığa sunulacak. Yani almak isteyenleriniz olur, belki Japon sevenleriniz olur. Zaten buradaki çoğunluk hep şey, Avrupacı abi. BMW, Audi, Mercedes. İnanırım, saygımız yani var. Kötü araba değil. Bir şey demiyorum. Yani. Ama Japon bambaşka abi, yemin ediyorum. Senin bir lafın vardı güzel. Hangisi abi? Japon candır, gerisi heyecandır. Aynen öyle. Abi bir şey yapamıyorsun Avrupa arabasını. Yani ancak çiple miple bir şeylerle oynayacaksın. Ya burada en kötüsü ne biliyor musun? Benim kendim de bayağı bir Alman arabaları vardı. Yani VW'den tut, Audi'den tut, bayağı bir arabalarım vardı. Ama Japonlardan yani polisler ister bir şey yapma arabaya. Polisler bu Japonları gördü mü peşinden geliyorlar kardeşim. Vay be. Ben hiç bilmiyordum ha. Alman arabasından sen gece 2'de 3'te bir yere git, eve git, ne bileyim dolaşmaya, gezmeye git. Durdurmazlar, etmezler. Ama Japon arabayla her zaman sağ çünkü çeke. Onlar da biliyor. Çünkü bu arabaya Alman arabalardaki gibi kağıtlı eşya bulamıyorsun doğru dürüst.
Adamlar çok güzel şey yapıyor ama kayıtsız. Biliyorlar ama. Aynen. Biliyorlar aynen. Çünkü böyle bir arabaya mesela 3 sol egzoz takmadığında araba değil yani, biliyor musun? O da yasak mı yoksa? O da kağıdı yok. Kağıtları yok. Kağıt yapacaksın. Kağıtları mecbur yaptırıyorsun. Ondan sonra pahalı paraya gidip TÜV nokta kağıtlarına geçiriyorsun. Yani çoğunda yapmıyorlar bile. En büyük sorun da o. Yani burada hani öyle bir sıkıntı var. Hobini yapıyorsun, gerçekleştirmek istiyorsun ama bir de sırada maliyeti var. Her taktığın şeyi kaydettirmen lazım. Tabii ki. Ben mesela şimdi drift arabamda istediğim şeyi yapabiliyorum. Niye yapabiliyorum? Çünkü kapalı alandasın. Aynen öyle. Hiçbir onun sınırı yok, bir şey yok. Yani nasıl istiyorsan, görünüşünü nasıl yapmak istiyorsan yapıyorsun, sürüyorsun orada. Ama normal bir yolda Japon arabasını değiştirmeye kalkarsan çoğu eşyaların jantlarda bile kağıt sorunu var. Güzel jantlar ama takamıyorsun. Yani mecbur ya kayıtsız sürüyorsun. Ondan sonra Dortmund ya da bu patala gittin mi durduruyorlar. Ondan sonra araba işçiliğini yapıyorlar. O da bayağı bir masrafa giriyor yani. Hele şeyde çok abi, etkinlikler falan oluyor. Hepsi köşede. Evet. Pusu kuruyorlar. O geçen şey oldu ya, havaalanı buluşması. Abi otoparkta var ya bir sürü polis arabası. Dedim evet. Mevzu mu olmuş yemin evet. ederim. Bütün arabaları çekiyorlardı. Yok onlar mevzu varmış gibi. Abi süper teşkilat ya. Tüyörün arabaları hepsini toparlamaya çalışıyorlar. Bu patala gittik. Bu patalda Tuning AM diye bir tane buluşma yeri var. Onlar da bizlerde yani Türkler. Bunlar mecbur Ordnungsamt'a falan hepsini kayda geçiriyorlar. Ne yapıyorlar? Bunlar akşam 4-5 gibi oldu mu? Hani herkes dağılacak ya. Her tarafa pusu kuruyorlar. Geçer özür diliyorum. Biraz sıcaktı, bir de kapıyı kilitlemeyi unutmuşum. Örüt abi sen kaldığın yerden devam edebilirsin. Bu patalda kaldık. Ya bu patalda işte dediğim gibi saat 4-5 gibi oldu mu? Polisler şimdi pusu kurarmış gibi komple arabaları çekiyorlar. Yani güzel zaten olan şeylerin kağıtları çoğunlukla yok. Hele Japon arabaları için çok nadir. O yüzden yani bayağı bir masraflı oluyor. Böyle bir arabayı alıp da ondan sonra kendi düşüncene göre değiştirme, modifiye etme falan. O yönden biraz masraflı oluyor yani. İşte Türkiye'nin o yönü güzel abi, kurban oldum. Her şeyi yapabilirsin. Türkiye'de de bayağı bir değişmiş ama duyduğuma göre. Vallahi onu hatırlamıyorum ama yani modifiyecilik olayı orada daha yaygın, böyle daha güzel. Modifiyecilik o ayrı bir şey. Ya. Ama polislerden yönünde benim işte tanıdığım Türkiye'den bayağı bir çok Honda'cılar falan var. Hele Antalya'da, ondan sonra İzmir, İstanbul'da orada bayağı bir polislerle sorun yaşıyorlar. Bizim yani cam filmi gibi. Cam filmi yasak. Arabayı mesela yere yapıştırma. Abi onlar da Hondacılar da babalar ha. Yani ya bir yapıyorlar da. Tekerler böyle. Ama dehşet işte, bir görünüşü var ama ya. İşte yasak. Orada da yasak. Aynen ya. Peki Melut abi bir soru daha soracağım. Mesela Türkiye'de polis seni çevirdi mi örneğin? Hani arabada bir sıkıntı var, kamyonu çağırıyor, çekicili alıyor götürüyor. Burada o sistem var mı mesela? Olmaz mı? Var değil mi? Evet. Hiç rast gelmedim, o yüzden bilmiyorum. Rast gelmedi. Vallahi hiç denk gelmedi. Vallahi rast gelmedi çünkü öyle bir çekiciyle arabayı çekerlerse en azından maliyeti 1000 liradan başlıyor. 1000 Allah'ını seviyorsun. Başlıyor ya. Şimdi sen bu arabayla akşam 12'den sonra Dortmund'a git bakayım. Her şey kağıtta yazılı olsun. Arabanın 3 tane sayfası var. 3 tane sayfası dolu. Bu arabayla Dortmund'a git. Dortmund'da bunu stilling yaparlar. Araban yani her şey çünkü yasal bak, olmasına rağmen. Yasal olmasına rağmen kağıtta yazılı şeyleri adamlar diyor bunda bir sorun olabilir. Yine ibneliğine yine alıyorlar götürüyorlar. Götürüyorlar. Hakları da. Vay anasını satayım. Bak ben bunları hiç bilmiyordum. Almanya'da böyle bir kanun var. Şu lastik mesela. Bu lastik 225, 35, 18. Tamam mı? Kağıtlarına bakıyor. Bu kağıtta bu lastik yazıyor. Ama burada lastiğin üzerinde sanki bir yere sürtmüş gibi bir şey var. Aynen. Olur ya. Taşa şey yapmış, çarpmış olabilirsin ya da sürtmüş olabilirsin. Ama onu görerek yani arabayı diyor bunu stilling yapıyoruz götür. Vay be İbneli'ye bak. Gerçekten ya. Diyorum. O yüzden Kur'an yani ben, bunları bilmiyorduk reisler. Benim Civic olsun, bu araba olsun yani ben boşuna vermedim ki. Hani bir taraftan da onun da etkinliği oldu yani. Sıkıntısı çok desene. Bize diyoruz ki Honda alak da yapak da. Sürekli edek de desene her yerde bizi çevirirler anasını. Gençler deminden beri video çekiyoruz muhabbet sohbet derken bizim Tyson canı sıkıldı. Aslan parçası ya yemin edeyim var ya. Göre oynar şimdi. Mevzu olacak çağıracaksın Tyson'ı, ortalık 56. Ama seni çok seviyor ha Mevlüt abi maşallah. Asker gibi eğitmişsin. Selam ver. Öbürünü de ver. Vay vay vay. Öbürünü de ver. Heh. Bir de high five yap. Aferin o zaman. Of 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 of.
Bildiğin saf komandosu ya. Bunun en güzel resmi şey, böyle arabayla geziyorsun ya, yandan ya, böyle bakıyor. Hem bundan hem ondan. Abi, ikisinde de camdan resimleri var. Ya, vallahi maskot ya, maşallah. Bu bile tanıdı araba ya. Allah'ını seversen. Vallahi tanıdı. Abi bunlardaki kalp, bunlardaki duygu insanlarda yok ki. Orası öyle vallahi. Yemin ediyorum. İnsanlardan bile asiller bunlar var ya. Ops. Gençler şimdi Tyson oynaya dursun. Biz şimdi kapanış videomuzu da yapalım. Bevlüt abim, son söylemek istediğim bir şeyler varsa. Son söylemek istediğim. İki kral da yan yana çekeyim. Herkesin buradan tekrar bayram mübarek olsun. Emrecan, senin geldiğin için de teşekkür ederim. Abi başta tekrar açtın. Güzel bir video çektin, ettin. Eyvallah. Sağ olasın. Umarım daha başarılı olursun. Allah razı olsun. Beraber daha fazla bir projelere falan katılırız, ederiz. Eyvallah. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi de unutmayın. Abone aynen. olmayı da unutmayın. Aynen yine aynı şekilde Mevlüt abi Instagram hesabını tekrar paylaşacağım. Bu güzel insana vallahi destek olalım. Bu işe gönül verenlere destek olalım. Yemin ediyorum. Yani çok güzel şeyler, emek işi, yani söylenecek çok şey var. Hangisini söyleyeyim bilmiyorum ama yani şunları gördükçe vallahi aşık olmamak elde değil. Gerçekten çok güzel şeyler. İşte Almanya'da da böyle reisler, imkan oldu mu? Hani her yapabildiğinizi yapıyorsunuz, yapamadığınızı yapamıyorsunuz. Berut abi de böyle bir kral insan. Araba geldi, bizi çağırdı. Vallahi dört dörtlük videomuzu çektik. Cumartesi günü inşallah drift show var. Oraya da gidebilirsek Allah'ın izniyle sizin için inşallah güzel şeyler çekeceğim. Tekrar böyle projeler falan gelecek olursa eğer her zaman beklerim. Eyvallah, baş tacısı abi. Çünkü bazı arabalar burada nadir görüküyor. Sadece abi, fuarda görebilirsiniz. R34 gelmedi mi sana hiç? R34 bir tane geldi, yeşildi. GTR mi yoksa? Yok. CTT değil mi? CTT. Aynen. Onda sadece bir yer ref limit'e taktım, elektrik şeyine. Exos'cu da burada Exos taktırmış. O bir kere geldi ama bir daha göremedik. Abi valla senden tek isteğim, biliyorsun Japonları seviyoruz. Geldikçe çağır. Geldikçe çağır, gelirim valla yemin ediyorum. Gençler tekrardan bayramımız mübarek olsun. Videomuzu şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mevlüt abimize destek olalım. Kral bir insan. Muhabbet ettik, sohbet ettik. Sorularımızı cevapladı. Cumartesi günü inşallah etkinlik var. Gidebilirsek gideriz. Güzel şeyler çekeriz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.